Arkadaşlar, konuşmacılarımızı konuşmaya davet edelim. Önce Bağımsız Türkiye Partisi Genel Sekreteri ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Nuri Kaplan'ı konuşmasına davet ediyorum. Hamisi, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, çok muhterem Profesör Doktor Haydar Baş Beyefendi'yi, siz çok kıymetli Karabüklü misafirlerimizi ve ekranları başında bizleri takip eden aziz milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Evvela yurt dışı topraklarımızda, yani bugünkü Suriye topraklarımızda, topraklarında hayatını kaybeden kahraman askerlerimize, şehit olan askerlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Atatürk Vatandır Sempozyumlarında 10 Kasım 2017 tarihinde Profesör Doktor Haydar Baş Beyefendi tarafından kaleme alınan Hoş Geldin Atatürk eserinin de sahasında farklı ve tek eser olma özelliğini taşıyan eserden ben Lozan Anlaşması'nın Atatürk tarafından nasıl yapıldığını, nasıl değerlendirildiğini kısaca özetlemek istiyorum. Çünkü bugün Lozan Anlaşması tartışılmak istenmekte ve tartışma masasına konulmak istenmektedir. Öncelikle şu soruyu sormak isterim size. Türkiye'nin tapu senedinin Lozan Anlaşması olduğunu herkes biliyor. Siz kendi dairenizin, bağınızın, bahçenizin, arazinizin tapusunu herhangi bir kişiye tartışmaya açmasına müsaade eder misiniz? Evet, Lozan Anlaşması'nın da bugün tartışmaya açılması arkadaşlar hiç kimsenin haddi de değildir, hakkı da değildir. Lozan Anlaşması'nı bugün, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusunu bugün tartışmaya açan insanlar Haçlı'nın, işgalci Haçlı'nın avukatlığını yapmaktadırlar. Önce onu tespit edelim. Malumunuz Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan şehrinde imzalandı. Mustafa Kemal Paşa Nutuk'ta Lozan Anlaşması ile ilgili çok uzun izahatlarda bulunmuştur. Konferans görüşmelerinin iki dönem halinde 8 ay devam ettiğini yazar. Doğrudur. 19 Mayıs 1919'da başlayan kurtuluş mücadelesi 3,5 yıl sonra neticelenmiş, zaferimizle neticelenmiş. Savaş meydanındaki işgal edilmiş topraklarımızdan düşman kovulduktan sonra bu zaferin tescili, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusunun alınması da tam 8 aylık uzun bir maraton sonucunda gerçekleşmiştir. Bu anlaşma yine malumunuz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle, İnönü'nün başkanlığındaki heyetimizle karşıda Anadolu'yu işgal eden devletler, ama mağlup olarak burayı terk etmiş olan devletler, başta Birleşik Krallık, yani İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Yugoslavya arasında imzalanmış. Bunun şartlarından bazılarını biz sizle bu konuşmam içerisinde aktarmayı isterim. Birincisi, Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'nda çizilen sınırlar kabul edilmiş. Yani bugünkü Suriye sınırlarımız. Irak sınırı, biz Misak-ı Milli içerisinde Musul'u gösterdiğimiz, bildiğimiz ve hakkımız olduğu için Irak sınırı üzerine anlaşma olmamış, İngiltere ile Türkiye'nin kendi aralarında görüşüp anlaşması kararına varılmıştır. Yine Türk-Yunan sınırı Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndaki şekliyle Lozan'da kabul edilmiştir. Bakın Türkiye'nin, yani tapumuzun sınırları çiziliyor. Suriye sınırı, Irak sınırı, Yunan sınırı.
Türkiye-İran sınırında 1639'daki Osmanlı ve Safevi devletler arasındaki Kastr-ı Şirin anlaşmasıyla belirlenmiştir ve devamı sağlanmıştır. Adalar konusunda da Gökçeada'nın ve Bozcaada'nın Türkiye'ye, diğerlerinde İtalya'ya bırakıldığını biliyoruz. Ve Lozan'ın en önemli maddelerinden bir tanesi kapitülasyonlardır. Osmanlı'yı sülük gibi emen, kanını bitiren kapitülasyonlardır. Ta Fatih döneminde başlayan, Kanuni döneminde genişleyerek devam eden ve artık azınlıkların sanki hakkıymış gibi gelen kapitülasyonlar Lozan'la tamamen kaldırılmıştır. Savaş tazminatlarının karara bağlanması, Osmanlı'dan kalan borçların Türkiye'ye düşen bölümünün taksitlendirilerek ödenmesi kararı ve Boğazlar rejimi, başkanı Türk olan uluslararası bir kurula bırakılmış, 1936'daki Montreux'le yeni durumunu kazanmıştır. Bir başka önemli madde de şudur, yabancı okulların eğitimlerine Türkiye'nin koyacağı kanunlarla bu kanunlar doğrultusunda devam etmesi kararı altına alınmıştır ve Patrikhane'nin siyasi yetkilerinden arındırıldığını, siyasi yetkilerden soyulduğunu görüyoruz arkadaşlar Lozan Anlaşması'nda. Ve en önemli maddelerden bir tanesine geliyoruz, azınlıklar. Malumunuz, karşı taraftaki ülkeler başta İngiltere olmak üzere Kürtleri azınlık kabul etmiş, kabul ettirmek istemiş ama Mustafa Kemal Paşa'nın dehası devreye girip Kürtler Müslümandır ve azınlık değildir diyerek Lozan'da azınlığın gayrimüslimler olduğu bu anlaşma içerisine girmiştir. Şimdi Osmanlı'nın sonunda Osmanlı'ya müdahale edilme gerekçelerinden bir tanesi azınlıklara kötü davranıldığı konusu devletlerin Osmanlı'ya müdahalesine bir bahane yapılmıştı. Mesela Lord Curzon Lozan Konferansı'nda yaptığı konuşmada gayelerini şöyle izah ediyor. Anadolu'daki Hristiyan azınlıkları himaye etmek, mümkünse kurtarmak, Ermenilere yurt sağlamak olduğunu ifade ediyor. Türkiye'deki himaye görmesi gereken azınlıkları da Rumlar, Yahudiler, Asuriler, Keldaniler, Nasturiler ve özellikle Ermeniler olarak göstermekte. Azınlıkların haklarına sahip çıkan bu yabancı devletler onların yardımıyla hem Türkiye'nin iç işlerine müdahale hem de bölücü faaliyetlerine yerli destek bulmuş oluyorlardı. Katolik Hristiyanlar Fransa, İtalya ve Avusturya'nın, Protestan Hristiyanlar İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Ortodoks Hristiyanlar da Rusya tarafından himaye ediliyorlar idi. Mustafa Kemal Paşa, hani o iftira atan feslilerin, cübbelilerin iftirasıyla dinsiz diye bilinen Mustafa Kemal Paşa, daha Nutuk'ta ilk sayfasında Rum okullarında Ermeni Patriği'nin kurduğu Mavi Mira'dan söz eder ve Pontus tehlikesine değinir. Ve Nutuk'un pek çok yerinde Ermenistan hayalinden, Kürdistan faaliyetlerinden bahseder. Doğu illerinin Ermenistan'a verilmesini, Trabzon ve havalisinde Pontus devletinin hayalini engellemek için kurulan milli cemiyetlerden bahseder. Şöyle der Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı, Uhud-i Atika yani eski anlaşmalar adı altında bir takım kapitülasyonların esiriydi. Hristiyan halkı birçok imtiyazlara ve istisnailiğe tabi sahip bulunuyorlardı. Osmanlı Devleti, Osmanlı memleketlerinde bulunan yabancılara karşı yargı hakkını tatbik edemezdi. Yani Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar Osmanlı'nın hukukuyla herhangi bir suç işlediğinde yargılanamazlardı. Osmanlı kendi tebaasından aldığı vergiyi yabancılardan almaktan men edilmiş durumdaydı. Devletin hayatını kemiren ve kendi sınırları dahilinde yaşayan azınlıklarla ilgili tedbirler alması da mümkün değildi. Böyle bir devletin bu şekilde ayakta kalması mümkün değildi. Ayakta da kalamadı ve yıkıldı. Çok çetin geçen müzakereler sonrasında anlaşmanın 38, 39 ve 40. maddelerinden bahsetmek isterim. 38. maddesi şöyle. Türkiye hükümeti doğum, milliyet, dil, soy veya din ayrımı yapmaksızın Türkiye halkının tümünü, yaşam ve özgürlüklerini tam olarak korumayı yükümlenir. 39. madde, Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk uyruklular, Müslümanlarla özdeş, medeni ve siyasi haklardan yararlanacaklardır. Yani azınlıkların yargı istisnalığı, vergi istisnalığı bu şekilde kaldırılmış oluyor kıymetli dostlar.
40. maddede de Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk uyrukları hem hukuk bakımından hem de uygulamada öteki Türk uyrukları ile aynı işlemlerde ve aynı güvencelerden yararlanacaklardır. Mübadele ile ilgili bir cümle sarf etmek isterim. O da şu: Batı Trakya'daki Türk azınlığı ile İstanbul'daki Rum azınlığı dışında Türkiye'deki bütün Yunanlılar dışarıya gitmiştir, gönderilmiştir. Yunanistan'daki Türkiyeliler de, Müslüman Türkler de Anadolu topraktan alınmıştır. İşte bu Mustafa Kemal Paşa'nın dehasının bir başka göstergesidir. Müslüman olmayan bütün unsurlar dışarıya, Müslüman olan bütün unsurlar da Anadolu'ya topraklarına dahil edilmiştir arkadaşlar. Yani azınlık tanımı Türk, Kürt, Çerkez ve etnik kimlikler üzerinden değil, dini aidiyet üzerinden yapılmıştır. Müslüman ve gayrimüslim olarak insanlar sınıflandırılmış, gayrimüslimler azınlık olarak kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa bunu 1923'te değil, ta 1919'daki Erzurum Kongresi'nde dile getirmektedir. Yani Lozan'a göre sonuç olarak şunu demek isteriz: Kürtler de Müslümandı ve Türktür. Atatürk bir Bektaşi dedesidir. Atatürk peygamber torunudur. Tıpkı Hacı Bektaş gibi etnik kimlikleri İslam potasında eritmiş ve etnik ayrım yapmadan Müslüman olanların Türk olduğu bir kimlik ortaya çıkarmıştır. O zaman şu sonuç cümlesine, yargı cümlesine varabiliriz: Atatürk'e dinsiz diyenlerin kendisi dinsizdir. Mustafa Kemal'in Lozan'da azınlık olanlar sadece gayrimüslimlerdir ayrımı da hünkârın, yani Hacı Bektaş'ın geleneğinin devamıdır. Anadolu'nun birliğinin de anahtarıdır. Altını çizerek tekrar ediyorum. Bugün Anadolu'nun birliğinin devamı Atatürk'ün Lozan'da ortaya koymuş olduğu bu gerçeğin devamında saklıdır. Mustafa Kemal Kürtler üzerinden planlanan bölücü faaliyetlerin önünü henüz savaşın başında ta 1919'da kesmiştir arkadaşlar. Ve Kürt ahalisinin önemli liderlerine, şeyhlerine Eylül 1919'da, Ağustos 1919'da Cebil Çetöbe'ye, Hacı Kaya'ya, Şahzade Mustafa Efendi'ye, Kemal'de eski milletvekili Sağırzadelerden Halet Bey Efendi'ye, ismi devam ediyor, Şırnak'ta Abdurrahman Ağa'ya, Bitlis Kührevizade Şeyh Abdülvaki Efendi Hazretleri'ne çekmiş olduğu telgrafların tamamı nutukta vardır. Şunu söylüyor özellikle bu telgraflarda Atatürk, İngilizlerin planlarından bahsediyor, Anadolu'nun milli mücadele vermesi gerektiğinden bahsediyor, İslam birlikteliğinden ve vatan müdafasından bahsediyor, devlete, millete ve dine hainlik yapanları ortaya koyuyor arkadaşlar. Sonuç olarak Atatürk'ün hayatı incelendiğinde, bir, Hristiyan Batı'nın işgal ettiği Anadolu coğrafyasını kurtarmak için onlarla savaşan bir komutandır. İki, hitabetlerinde Müslüman Türk'ü yücelten asil bir soyun mensubudur. Üç, gerçek İslam ve gerçek din alimlerini öven ve yanından ayırmayan büyük bir insandır. Kur'an okuyan, Kur'an okumakla kalmamış, 8 yaşında hafız olmuş bir insandır. Kur'an okuyan, namaz kılan, oruç tutan bir lider çıkar karşımızda. Ve farkında mısınız? Bu lider döneminde hiçbir Müslüman devlete savaş açmadığı gibi Kurtuluş Savaşı ile ezilen Müslüman devletler için bir örnek olmuştur. Libya'yı bombalamak üzere İzmir'den kalkan uçakların Şam'da Emevi Camisi'nde namaz kılacağız diye konuşan insanların kulakları burada çınlasın arkadaşlar. Bu örnek oluşta Batı'nın emperyalist yayılmacı zihniyetine karşı bir baş kaldırı ve onlara bir sahip çıkışlık da vardır. Atatürk özellikle Müslüman dünyayla yakın ilişkiler kurmuş, onlara örnek bir lider haline gelmiştir. Bu örnek oluş, Türk ve Müslüman kimliğinin öne çıkarıldığı, diğer halkların haklarına saygılı, onları egemenlik altına almak üzerine kurulu olmayan, bağımsızlıklarına saygılı bir dış politikadır. Ve son cümle, işte gerçek Atatürk, Müslüman Atatürk, Önder Atatürk, Asker Atatürk, Komutan Atatürk, Diplomat Atatürk, Devrimci Atatürk,
siyaset uzmanı Atatürk, devlet reisi Atatürk ve peygamber torunu Atatürk. Allah ona ve ailesine ve soyuna rahmet eylesin, şefaatlerine bizleri nail eylesin. Bugün ona ne kadar çok ihtiyacımız var. Bugün ona ne kadar çok ihtiyacımız olduğu kadar onun günümüzdeki temsilcisi Hoca Atatürk, Profesör Doktor Haydar Başbey'e de ne kadar ihtiyacımız var diyorum. Saygılarımla selamlıyorum. Evet.